arkadaşlar, ben daha çok uzun zamandan sonra yine bir evde deneyimle karşınızdayım. Evde deneyim videolarını çekmeyi çok özledim. Çünkü çok sevdiğim videolar bunlar. Bir şeyler yaparken bir yandan sohbet edebiliyor olmamız, sizin bana yaptıklarınızı gönderdikten sonraki iletişimimiz gerçekten çok sevdiğim bir durum. O yüzden evde deneyim videoları gerçekten benim favorilerim. O yüzden şu an çok mutluyum evde deneyim çekeceğim için. Bugün deli gözün gözünü yapacağız ve gerçekten çok basit, çok az malzememiz var. Hemen malzemeleri sayarak başlamak istiyorum. Bir tane şişe kapağı, ama bu 5 litrelik sulardan değil 10 litrelik sulardan. Çünkü onların kapakları biraz daha büyük oluyor. 5 litrelik olanlarınki küçük gelebilir. 10 litrelik şişe kapağı. Pimpon topumuz var. Altın rengi ve mavi ojemiz. Bir tane eski kullanmadığınız kemer. Bunun buraları yırtılmış falan, artık kullanmadığım için bunu kullanacağım. Silikon tabancamız, makasımız, falçatamız aslında. Falçata da gerekli ama ben falçatayı bulamadım. Siyah bir tane asetat kalemimiz. Bu kadar. Çok az malzememiz var. Önce yapacağım şeyi anlatayım. Şişe kapağının ortasını keseceğim. Daha sonra bir pimpon topunu ortadan ikiye bölüp buraya yerleştireceğim. Daha sonra bunları boyayacağım. Yerleştirmeden boyayacağım tabii ki. Sonra bunları yapıştıracağım. Kafama göre bir tane kemerden deri parça keseceğim. Her şey bitmiş olacak. Ben falçatam olmadığı için şu an bunun ortasını önce ısıtacağım, sonra çakmakla keseceğim. Bu da böyle bir tüyo olsun. Ama böyle şeyler yaparken eğer yaşınız küçükse gerçekten ailenizden yardım almakta, bir büyüğünüzden yardım almakta fayda var. Çünkü plastik ısınınca çok pis bir şey oluyor. Eliniz yanabilir, yerinizi kesebilirsiniz. Biri öldü herhalde. Ay, hep beni bulur, hep beni bulur. Diyeceksiniz ki falçata bulamadığın için ne kadar uğraşıyorsun? Ne yapayım? Bütün evi aradım, bulamadım. Bunun etrafında şöyle küçük bir çizgi oluyor. Kapağı elinize alınca fark edeceksiniz. O çizgi kadar kessek bize yeterli oluyor. Hatta tam oluyor. O yüzden güzel, belirleyici bir çizgi olmuş. Sanki yani şişe kapağını yaparken demişler ki ya şimdi bunlar deli gözün gözünü yapar. O yüzden buraya çizgi koyalım. Bu arada aşağı yukarı yerleştik sayılır. Yani yapılacak henüz daha çok şey var. Ama ev oturulabilecek bir düzeyde artık. Ev turu isteyen çok oluyor. Ev turu evet çekeceğim çünkü çekmeyi çok seviyorum. Ama henüz daha ev tamamen bitmedi. Yapılacak çok şey var. Ve bu da biraz zaman alacak. Üzülerek söylüyorum ki seneye gelecek. Hem falçatayla kesseydim de yine çakmakla buralarını yumuşatacaktım. Çünkü plastik çakmakla kolay şekil alan bir şey. Buraların kesik kesik olmasını zaten istemediğim için çakmakla buraları ısıtıp düzleştirecektim. Bakın oldu. Falçatayla yapmış olsaydım da şuradan böyle ortasını kesip yine aynı şekilde düzleştirecektim. Falçatayla daha kolay olur. 100 kere dedim yani, evinizde falçata varsa falçatayla yapın. Ama falçata kullanırsanız kesinlikle bir büyüğünüze söyleyin. Sonra bir parmağınız kazayla kopabilir ve deli göz olmaya çalışırken Peter Pettigrew olursunuz. Şimdi bunu altın rengine boyayacağım. Altın rengi ojemi şeyden almışım. 35 numara. Altın rengi oje bulmak o kadar zor ki. Yani 20 yere falan baktım. En sonunda ben bulamadım, dedim ki Umut Allah aşkına altın rengi oje bul. Yoksa delireceğim. Ay, güya serdim, yine damlattım masaya. Masanın da ahı gitti vahı kaldı gerçekten. Hatırlayacaksınız, Tom Riddle'ın günlüğünü yapmıştık da. Masa gitti var ya. Her yer battı, her yer bok oldu, her yer bok oldu. Ya şimdi şöyle üstünden döksem o kenarından yanlarına aksa pasta gibi olsa olur mu? Ama yanlış tarafa aktı, içine akmayacaksın, içine akmayacaksın, dışına ak. Ay, malzemeler de saymayı unuttum. Bir tane de vida var, vida kullanmamız lazım yanında. Bunun üst katı azıcık kurusun şurada. Ben de o sırada şey yapayım, pimpon topunu keseyim. Pimpon topunun da ortasında tam bir çizgi var ya, o çizgiden biraz daha alt tarafından doğru keselim bence. Çok ortadan kesersek bir ihtimal ortadan düşebilir. Kapağa göre bunu şey yaparız. Kuruyan yerlere ikinci katı sürüyorum. İkinci katı süreyince gerçekten kapağın kenarındaki tırtıklar tamamen kayboluyor bu arada. Kamerada görünüyor mu bilmiyorum ama bakın. Allah kahretsin, o kadar saçma ki yani. O kapağı ortası delinmiş bir kapağı ojeyle boyamışım ve kameraya tek başıma burada bunu gösteriyorum. Müthiş saçma ya, yemin ederim. Video çekmek, YouTube için video çekmek delilik.
Ama burada hepimiz deli değil miyiz? Şey, ellerim oje olacak kadar kurudu. Ne yapalım, olsun. Ha? Boya kurmadan böyle yaparsan sıçtı. Bak gitti. Ha, gitti. Neyse az sinirlendim. 5 dakika kurusun sonra devam edelim. Şimdi silikon tabancamızı taktık. Şişe kapağını ters çevirdim. Bunu buraya koydum. Şu arasındaki boşlukları doldurarak top ve kapağın topu buraya yapıştıracağım. Topun yüksekliğinin şişeden daha yüksek olmamasına dikkat edin. Çünkü gözümüze takacağımız için biraz zor olabilir. Tekrar uyarıyorum, dikkat edin, bir yerinizi yakmayın. Hep boyaları söküldü. Dikkat edin, topa bulaştırmayın. İşte bu yüzden dedim. Çok dikkatli olun, yanarsınız vallahi. Şuraları söküldü ama şu an çok önemsemiyorum. Şey yaparım, tekrar boyarım ama topa gelmemesine dikkat edin. Olabildiğince bastırın şu şekilde ve iyi donsun. Her yerim boya oldu. Allah kahretsin. Ortadaki top boya olmadığı sürece sorun yok. Diğer tarafı kurtarırız. Şey yaparız. Şimdi kemeri keseyim. Şimdi bir kemeri ortalama, yani kalınlığı bu kadar bendekinin. Ortadan ikiye böleceğim çünkü çok kalın olmasını istemiyorum. Aşağı yukarı bu kadar yeterli olacak bana. Bu düz şekilde yapıştırdığım kulağımın arkasından gidecek. Diğeri alnımdan gidecek. Şöyle gidecek. O yüzden onu biraz daha düz değil, şöyle kavisli yapıştıracağım. Şunun biraz kurumasını bekliyorum. Şimdi bu böyle gelecek. Diğeri de şöyle gelmesi gerekiyor. O yüzden biraz daha aralarındaki açı 135 derece olacak şekilde devam edeceğim yapıştırmaya. Keşke ojede silikon kadar çabuk kuruyan bir şey olsa. Kenarlar şu an biraz batık olsa da topa hiç değdirmedim. Çünkü topun beyaz kalması en önemli detay yani. Bunu birileri yanmadan, yani ben yanmadan hemen ortadan kaldıralım. Çünkü yanmaya çok meyilliyim yani. Kurur, 10 saniye kurur bu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kurudu bakın, kurumadı. Kurur, kurur. Şimdi gözü yaparken gözü sakın ortaya yapmayın. Çünkü Moody'nin gözü bildiğiniz üzere aslında dönen bir göz. Ama biz elimizdeki teknik imkanlardan dolayı dönen bir göz yapamıyoruz. O yüzden sanki sağa sola aşağı yukarı dönmüş gibi diğer gözünüzden farklı bir yöne bakmasını sağlarsanız daha güzel görünür. Mavi oje kullanacağım. Mavi oje ile buraya bir tane yuvarlak çizeceğim. Tamam. Gözü boyadım, göz bebeğini. Ortasındaki siyahı çizmek için tamamen kurumasını bekleyeceğim. Tamamen kurumasını beklerken de şuradaki altın detaylarını tekrar boyayayım, kapaktaki bozulan yerleri. Sonra kurumaya bırakalım. Kuruduktan sonra göz bebeğini de tamamlar, bitiririz. Vidasını takacağız bir daha. Aslında yani oje yerine altın rengi akrilik boya, işte plastiğe tutabilen boyalar falan da kullanabilirsiniz. Bundan sonra yaparken bir şeyleri ben öyle yapacağım. Çünkü ojenin kuruması falan yani çok sıkıntılı. Kurumasını artık beklemek istemiyorum. Bıktım artık. Ya bıktığım şeye bakar mısın? Yani Allah başka dert vermesin gerçekten. Tamam, şimdi bunu kurumaya bırakalım. İyice kuruduktan sonra vidasını takar, göz bebeğini boyar ve bitiririz. Evet, kurudu ve tekrar boyadıktan sonra gayet güzel oldu aslında. Çok güzel görünüyor şu anda. Mavinin ortasına bir tane siyah göz bebeği çiziyorsun. Göz bebeği çizdikten sonra kalemin ince ucuyla böyle birazcık böyle göz efekti verebilirsiniz. Zorunda da değilsiniz. Göz bebeğimiz de hazır. Şimdi üzerine vidasını takacağız. Bastırmam gerekecek ama alt taraftan oje geri çıkar falan diye aşırı geriliyorum. Değil, takarken de bir büyüğünüzden yardım alabilirsiniz. Bayağı her şeyi büyüğünüze yaptırdınız. Videoyu keşke anne babanız izleseymiş yani. Boşverin, siz yapın ya. Yakmayın bir yerinizi ama. Kesmeyin de. Hepsini siz yaparsınız. Niye yapamayacağınız? Baba! Şu vidayı takar mısın? Vidası da hazır.
Bence inanılmaz güzel oldu. Ve şöyle bir soru gelecek aklınıza. Bunu kafamıza nasıl takacağız? Önce kafamıza göre bunun boyunu ayarlayıp birazcık fazlalık bırakıp keseceğiz. İp kullanacağım. Hatta bu ip de ipten Hogwarts bileklikleri yaptığımız videodaki ipin artanı. Gördüğünüz gibi hiçbir şeye atmıyoruz. Çünkü sakla samanı gelir zamanı. Tamam, harika oldu. Şimdi şuraları deleceğim. Makasla ya da tornavidayla artık neyle delmek isterseniz. İpi iki kat şeklinde yapayım. Biraz kalın olsun. Şuradan keseyim. Geçirdikten sonra şuraya şöyle bağlayalım. İpin çözülmemesi, çıkmaması için. Şimdi iki ucunda böyle ipler oldu. Bu şekilde kafamızın arkasından bağlayabileceğiz. Şu an nasıl görünüyor bilmiyorum ama umarım güzel görünüyordur. Güzel oldu mu? Tabii bunu taktıktan sonra deli göz gibi davranmaya başlamamız gerekiyor. Sakın hızınızı yapıştırmak için başka bir yer bulun Bay Finnegan. Vay canına, ihtiyarın başının arkasında bile gözleri var. Kulaklarım da çok keskindir şeklinde davranmanız gerekiyor. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım evde siz de bunu denersiniz. Eğer deli gözün gözünü evde siz de denerseniz bana göndermeyi unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başkaca evde deneyimlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Deli gözün de öpücük hattı başka bir yer göremezsiniz. Alistair Moody, eski serbaz, bakanlıktan zorunlu emekli. Dumbledore istediği için buradayım. Şimdilik hepsi bu kadar.